çok pahalı antikaların olduğu bir müzayedeye gidiyorum. Müzayedeye gidiyorsun. Hı-hı. Gel bakalım. Pahalı antikalar satılıyor. Müzayedeye gidiyor. Ezgi. Ben en çok arkadaki fermuara takıldım, elbisenin arkasındaki. Çünkü çok katlanık duruyordu. Düzgün durmuyor. Biliyorum, genelde bütün elbiselere bu kocaman fermuarları dikiyorlar sanırım. Markalarda evet, da onu yapıyorlar. Kotluk yapmış arkada. Tüylerini sevdim. Eteğinin birazcık daha dar gelmesini isterdim. Bir de boyunun birazcık daha ya uzun birazcık daha ya da kısa olmasını Ay ben nasıl kısa? Böyle kısa mı? Hayır. Yani birazcık daha dizinin üstünde ya da senin birazcık daha... Senin bacağın var, o kısalık güzel. Ben mesela diz kapağımı açınca sevmiyorum kalemde. Böyle çok ortada kalmış, o yüzden dedim. Benim bu boy. Böyle indirince normale dönüyor. Ama şimdi yapışmıştır. Bu biraz değişik bir kumaş ondan. Aslında boy bu. Anladım. Bir de eldivenlerindeki tüylerden hoşlanmadım. Ama onun dışında şıksın. Nihal. Ben aslında beğendim seni Çiğdem. Sadece o üstündeki birazcık daha zengin olabilirdi. Hani zengin derken. Bunu ben kendim yaptım da o yüzden. Ya evet biliyorum, çok başarılı da birazcık daha böyle tüylendirebilirdin. Ya arkadaşımla yaptık daha doğrusu. Aynen, o biraz zayıf kalmış bence. 6 metre tüy doladık yani, yer kalmadı artık. Vallahi buradan... Kızlar kaç kilo kanatta? 3 kilo. Kilo. Bu bunda... Duruyor hala evde. Ama bu uçamadılar. Küçücük bir cepken gibi bir şey, mümkün olduğunca sık yapıştırdık ama yani. Evet, devam. Ayakkabının da bir de uçlarının açık olmasını sevmedim. Hani sen diyordun ya, kalın ayakkabı olması, yani kalın çorapla giyilebilir ucu açık ayakkabı diye eleştirmiştin beni. Ay. Ne zaman? O yüzden onun ucunun açık olmasını sevmedim. Gülşah, son yorum. Ben sevdim hani böyle bir şeyler yapmana, değişik şeyler. Ben böyle tüy etol çok severim. Ben küpelerini beğenmedim Çiğdem çok. Çünkü biraz daha senin üst bedenin doğrusu daha aşağına göre daha kısa olduğu için biraz kafan. Böyle yarıştı sanki o büyük küpeler burada peluşunla. Bir daha küçük bir ışıltı altın ayakkabına gönderme isterdim. Onun dışında eldivenlerini, o etolü falan beğendim. Hazır mısın Çiğdem? Hazırım. Geçebilirsin. Çiğdem Çelik, ayakkabı 489 lira, çanta 60 lira, elbise 90 lira, tüylü aksesuar 80 lira. Çiğdem, nereye gidiyorsun? Müzayededeyim ben. Zengin kadın. Tabii ama dul, kocası ölmüş, para ona kalmış. Ay. Tamam. Nerede tek taşların? Ay doğru, yok. Aa, olur mu, burada ben tek taş istiyordum. Ay. Müzayedeye gidiyor kadın. Takıp takıştırmam lazım. Tabii. Kız cuma şıklığı gibi geldi. Biraz. Evet, biraz fazla. Eldivenindeki tüyleri sevmedim, ostrichlerini. Onların üstünde o küpeyi sevmedim. Bir çıkar. Yok, kolaysa çıkar, yoksa çıkarma. Kolay kolay. Bunu ben yapmıştım. Ayakkabılarını bu kombinde olmadı yani, bu kombinde. Ben çok severim o model papuçları. Ama bu kombinde değil. Elbise yakasında mı tüyler? O kot ceketin üstüne yaptım. Ha. Dön bakayım markanı. Astarlatamadım ama. Olsun. Aa, iyi fikir. Bak, aferin. Tabii keşke o fermuar orada görünmeseydi, sarı. Bütün elbiselerde bu koca koca fermuarlar. Değiştirin. Vaktim olmadı. Değiştirin onları. Gizli fermuar, her neyse. Öyle bir fazlalığını buldum. Eldivenler, küpe, ayakkabı. Ay bir susayım ben. Küpeleri taktım, şımardım. Yedi. Teşekkür ederim. Nur Hanım. Hoş geldin Çiğdem. Hoş buldum. Evet, fazlalıklar var. Ama tekrar bana çok rahatsız etmedi, biliyor musun? Hmm. Yakıştı sana.
simbuk hava, böyle abartılı şeyler gayet güzel taşıyorsun. Ben ayakkabı sadece taktım. O ayakkabının altın çizgiler gerek yoktu. Çünkü çok zarifsin. Açık parmak zaten. Ben daha böyle biliyorsun stiletto tarz gibi bir şey, evet, bunun altına görmek istiyorum. Evet, fermuar ben de istemezdim. Keşke onu boyatsaydın siyah spreyle. Zaten sprey elinde dolaşıyor sürekli. Sprey kokusundan öleceğiz burada. Ama yani ne yapacaksınız? Böyle, evet, böyle bir yarışmadasınız. Haklısınız. Yedim. Teşekkür ederim. Armudun sapı, üzümün çöpü, gözünün kaşı. Artık nereye ne kulp takacağımızı şaşırdığımız haftalardayız. O yüzden 7. Teşekkür ederim sana. İşte tam da o haftalardayız. Son haftaları geri sayıyoruz. Yılbaşına hemen önce 2015'in en tarz kadını kim? Bu belirlenecek. Sizlerin oylarıyla büyük finalde tabii ki. Çok hızlı azalacağız. Birer ikişer elemelere başlayacağız. Arkasından gelen ise tabii ki ünlüler sürprizimiz var. Bu ünlüler yarışacak. Bu koltukları ünlüler dolduracak. Kimler olacak o kadroda? Merak ediyoruz. Biz de heyecanlıyız. Biz de bilmiyoruz şu anda. Evet. Ünlüler geliyormuşsunuz ama işiniz zor. Bilmiyorum kimsiniz, nesiniz, neredesiniz, kimlerdensiniz ünlüler? Biz sorarız, biz merak ederiz. Biliyorsunuz çok meraklıyım. Kimlerdensiniz canım? Hoş geldiniz. Tabii ki konu tarz. Tabii ki. Üzerine. Herhalde ünlüler buraya geldiklerinde ne yapacaklar, ne yaşanacak? Biz ne yapacağız onu da bilmiyoruz. Bir garip heyecan sardı bizi. Heyecanlıyız vallahi. İşimizi yapacağız. Biz her zaman gibi tabii ben ki. Ben çok heyecanlı değilim. Neden? Yorumlar yapacağız. Bunlar gidiyor, bu deliler gidiyor. Ama yani gitsinler artık. Ben bunları özleyeceğim. Ya gönüllüler takımı yok mu? Yok. Daha oraya gelmedik. Yavrum, yeter artık, yavrum, yeter. Yavrum, orası Survivor. Siz artık bir... ünlüsünüz. Evet, siz biraz. Evet. Ama Nihal bir daha başka yarışmaya katılmayacağı için o şansını da kaybetti. Belli olmaz. Ama öyle dedi. Hayır, bu yarışma, asla deme. Bu yarışma formatında katılırım. Tanım. Belki ünlülere ya, jüri olursunuz. Ya bir umut işte. Ay, gelen giden aratmasın. Her neyse size. Efendim yani çok yakındır ben vedalaşacağız sizinle. Şunun şurasında yılbaşına ne kaldı? Azıcık, gidiyordu, ufacık tefecik haftalarımız var. Hemen arkasından büyük çalışıyor. Bir heyecanla ünlüler yarışacak. İşte benim stilimde.